Gormun Martısı. Yelken açmak için sabırsızlandığınızı biliyorum. Evet. Ama bugün bizim için çok özel bir gün. Geleneklerimize uygun olarak gelecek yıl bize liderlik edecek olan kişiyi seçmemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabını zaten biliyorum ama içinizden liderlik yarışında Halvar'a meydan okumak isteyen var mı dostlarım? Ben kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Hiç kimse yok mu yani? Galiba Gorm liderimiz olmak istiyor. Bana meydan okumak isteyen olacağını sanmıyorum. Pekala, o zaman şimdi sıra liderliğini kanıtlamak için nasıl bir görevi yerine getirmen gerektiğini belirlemeye kalıyor Halvar. Karar ver bakalım Mirop. Benden istenen her şeyi yapmaya hazırım ben. Evet, elbette. İşte bu. Bugün gün batımından önce bir martının miğferine konmasını sağlamak zorundasın Halvar. Martının miğferime konması mı dedin? Bu çocuk oyuncağı. Buraya gel küçük kuş. Hadi gel de al şu balığını. Halvar, martıyı balık kullanarak getirmen yasak ama. Bu kurallara sadık kalman gerekiyor. Heykelin parlayan gözü onu çok korkuttu. Git başımdan. Git başımdan, istemiyorum. Hadi al var ya, benim iferim alı, ben reis olmak istemiyorum. Halvar'a bir şey oldu. Seçilecek kişi o değilmiş, baksana. Sessiz olalım. Martıyı miğferine kondurmak için Halvar'ın gün batımına kadar vakti var dostlarım. Gorm reisimiz olamaz. O kadar da çılgın değiliz biz. Öte yandan bunu yapamayacak olursa da martıyı miğferine kondurmayı başaran ilk erkek ya da kadın Flake'in yeni reisi olacaktı. Merak etme Biki, bunları yedikten sonra öylesine balık kokacağım ki martı beni dev bir balık zannedecek. Doğruca üzerime konacak. Bundan o kadar emin değilim baba. Görüyor musun Ture, kazan balık kokuyormuş. Martıyı bana çeken şey de buymuş. Yeni bir tane giydiğime göre artık rahat bırakın. Bu da pek farklı kokmuyor Gorm. Belki biraz istavrit kokuyordu. Ve bu da biraz hamsi ama her ikisi de balık kokuyor. Evet, kesinlikle kazanın kokusuna geliyor bu. Bunu Halvar'a da söylememiz gerekiyor. Üzgünüm baba ama martıdan hiçbir iz yok. Belki de hala yeterince balık kokmuyorsundur Halvar. Bakın işte orada. Halvar! Kazamı yıkadım ama hala fena halde balık kokuyorum. Hemen git buradan Gorm. Martı üzerime konmak üzereydi. Gorm'un kazağı baba. Onu sen giy. Ver şunu bana. Buraya gel küçük kuş. Hadi gel.
Gel hadi küçük kuş. Gel aşağı. Beni bekle tatlı kuş. Buraya gel çabuk. Gel hadi. Bana sorarsan bu da hile yapmaya girebilir hal var. Öylece oturup bekleyemeyiz. Gorm'un reisimiz olmasına izin veremeyiz. Bunu düşünebiliyor musunuz? Halvara yardım etmek için ne yapacağımızı buldum galiba. Konuştuğumuz şeyi hatırla. Fıçı, Fox, fıçı, fıçı, Fox, fıçı. Rica et, sen fıçının içine girer misin lütfen? Sen ne yapıyorsun Fox? Bunun çok sert bir yakalama operasyonu olması gerekiyordu. Sen Gorm'u tutacak ve onu fıçının içine tıkacaktın. Halvar'ın reis olarak kalmasını sağlamanın tek yolu bu Gorm. Martı'nın seni bulmasına izin veremeyiz. Haklısınız. Beni kasabadan mümkün olduğu kadar uzağa götürün. Ne? Ne? İyi de reis olmasam ne yapacağım ki ben ha? Emekli olabilirsin. Emekli olmak mı? Ama gerçek bir Viking asla pes etmez. Bunu bana sen öğrettin baba. Çok haklısın evlat. Güneşin batmasına 2 saat var. Ve ben henüz kaybetmiş sayılmam. Peki ne yapacaksın? O martı bana gelmiyorsa eğer, o zaman ben martıya gideceğim evlat. Hadi durma baba, bir daha yap. Olamaz. Yuva yapma mevsiminin geldiğini bilmiyordum Havar. Yuvan çok güzel olmuş. Şunu kabul etmek gerek. Halvardan gerçekten güzel bir martı olurmuş. Evet. Kuş gibi şakıyor desek yeridir. Rahat bırak beni. Git başımdan defol. Fikrin gerçekten çok işe yaradı dostum. Bunun işe yarayacağından emin misin Alvar? Ben reis olmak istemiyorum biliyorsun. Şansıma güvenmekten başka çare yok. Ve de Vicky'ye. Umarım şansın döner. Fazla bir zamanın kalmadı. Halvar'a çok üzüldüm şimdi. Ben de Gorm'a acıdım. Ben halimize yanarım. İşte orada. Oh.
Hey! Evet işte oldu. Başardım. Babam reis oldu. Babam reis oldu. Yaşasın. Babam reis oldu. Evet. Reis ben değilim. Reis ben. Reis babam. Oh Vicky yine başardın hayatım. Yaşasın. Yaşasın.